bir aletimi söyleyeyim. Herkes olması gerektiği yerdedir. O eskide çok üzülüyordum şefkatimden, derdinden, sıkıntısından, tasasından. Bu sene pek o yok yani bende. Hepsi liyakatına göre Allah muamele ediyor. Hani var ya, madem mektubatta, 20. mektupta böyle bir ilmi muhit ihata ediyor, kim nereye layık ve mustahak ise ona muamele ediyor ve edecek. Şimdi böyle baktım, o derdi var. Demek ki ona uygun o. O elbiseyi onu giydirmiş. Baktım öyle insanların farklı bir şeyler var ya, şöyle yanlışlıkla doğrularını söylesen. Hiçbirisine kızamaz oldu. Yok, öyle olması lazım. Öyle olması lazım. O öyle. O öyle yapması lazım. O da öyle olması lazım. Demek ki kızmam, kendim gibi bir şey istiyormuşum. Aslında onun gibi bir şey isteseydim, istemeyecektim. Kendim gibi istedim, o zaman sıkıldım. Onun gibi istedim, istemedim, rahat ettim. Tabii başka nasıl olacak? O adam onu yapacak, makaslama yapacak arabada. Küfür edecek. O misyonu yüklenmiş. Sonra dedim ya, en zor işi şeytan, Ebu Cehil nasıl yapmış? Makas küfür edecek, hücum edecek. Bazıları imal edecek, bazıları da tenkit edecek. Bazılarının işi, gücü bu cemaatta hep tenkit. Hep yapanları tenkit. Arkasından, affedersin, çok özür dilerim, alacalı karga. Ben çobanlık yaptığım için biliyorum. Sığır çobanlığı yaptım dedemle beraber. Sığırın arkasından attığı pisliklerden karıştırır. Orada erimeyen mısır tanelerini, bizde mısır çok oldu. Mesela atlar onu yerdi sığırla. Hazmolmayanları toplardı. Özür dilerim. Bazıları böyledir. Bazıları alır. Hazmetti ne diyor? Bazıları hazmedilmemiş, atardı. Alacalı karga da arkasına gider, onları toplar bazılarını. Bazılarını da çakallar toplar gece. En sonu domuzlar onu temizliyor. Daha olmadı yağmur vesaire. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Bazıları imal ediyor, doğru dahi olsa, yanlış dahi olsa. Bazıları işi, gücü imal edenin arkasından alacalı karga gibi, pislik toplar gibi. Hep böyle, bu böyle dedi, şu şöyle dedi, şu şöyle gitti, bu böyle gitti dememesi. Hep ömrü bu. Çok garip.